Tasarımcılar olarak tasarımlarımızı yaparken birçok araca ihtiyacımız olur ve bu araçların da önümüzü kapatmasını da istemeyiz. Adobe tasarım programlarının arayüz tasarımını yaparken buna çok dikkat ediyor. Gerçekten başarılı arayüzlere sahip programların. Illustrator'da çalışma alanını düzenleyebileceğimiz birçok yöntem var. Bunlardan ilk olarak şu anda hali hazırda var olan essentials yani temeller arayüzünü şu anda görüyoruz. Burada birçok hazır Adobe tarafından hazır olarak gelen workspace'ler var, var. Yani çalışma alanları var. Bu çalışma alanlarını yapmış olduğunuz çalışmanın disiplinine göre seçebilirsiniz. Layout yani sayfa mizampajı, painting boyamalar, printing and proofing, tracing, typography, web veya automation gibi farklı çalışma alanları sunuyor bize. Bu çalışma alanlarından temelleri kullanarak üzerine birkaç bir şey, birkaç panel daha ekleyerek bunu geliştirebiliriz. Buradaki çalışma arayüzleri arasındaki tek fark şudur. Essentials'ta hazır olarak açılan paneller bellidir. Buradaki panelleri hatırlarsınız Windows üst menüsünden Actions ve Variables'a kadar gelen her bir komutun birer panel olduğunu söylemiştik. Bu panellerin 8 veya 10 tanesi da gelir. Başka bir buradaki disipline göre bir çalışma alanında farklı paneller açılacaktır. Şu anda temeller seçili olduğu için dikkat ederseniz tipografi için herhangi bir şey yok. Yani karakter veya paragraf panelini göremiyoruz. Eğer fontlar üzerinde daha çok çalışabileceğimiz bir e, tasarımla uğraşıyorsak o esnada hızlıca çalışma alanlarından typography'yi seçerek karakter, paragraf, open type, karakter styles, paragraf styles gibi panelleri açarak metin kutularına daha iyi müdahale edebileceğimiz birçok paneli burada açmamız mümkün. Ben açıkçası Essentials e, çalışma alanının biraz daha geliştirdiğim bir halini kullanıyorum. Kullandığım çalışma alanım da şu şekilde. Öncelikli olarak Essentials'a dönüş yapıyorum. Essentials çalışma alanına. Buraya döndükten sonra şurada hemen panelleri sol kenarına tutarak biraz genişleteceğim. Çünkü buradaki ikonların hangi panellere ait olduğunu biliyorum ben. Ama sizin de görmenizi isterim. Graphic Styles panelini çok fazla kullanmıyorum ben. Kullanmadığım için çıkartıyorum. Layers, Artboards, evet bunlar çok işime yarıyor. Appearance panelini çok fazla kullanıyorum. Bunların üzerine ekleyebileceğim Windows üst menüsü genel olarak panellere baktığımda Artboard zaten açık. Okey. Alt tarafta Type yani yazı ile alakalı karakter paneli ve karakter styles paneli. Karakter stilleri paneli. open type, paragraf, paragraf styles panelleri. Az önce de tipografik çalışma alanı seçtiğimizde buradaki panellerin bir çoğunu görmüştük. Bu panelleri de genelde Options panelinden yani kontrol paneli üzerinden kullanmayı tercih ediyorum ben. Burada açabileceğim Pathfinder paneli olabilir. Pathfinder paneli ile birlikte Align paneli ve Transform paneli de grup şeklinde geliyor. Tabi bunları ayırabiliriz. Paneller video eğitimde bunu bundan bahsetmiştik. Bir, e, Pathfinder paneli yeni nesnelerimi düzenlerken ihtiyacım olan birçok şeyi veriyor bana. O yüzden bu paneli ikon haline dönüştürüyorum. İkon ve isim halinde şu anda. Sağ kenarından tutarak sadece ikon haline dönüştürüp sol alt köşede duruyor. Bu benim çalışma alanlarımda. Ayrıca genel olarak kullandığım bir panel daha var. Nesneler üzerine genelde doku ve farklı grafikler eklemeyi seviyorum ben. O yüzden Swatches paneli üzerinden daha çok kullanıyordum Illustrator 5.5'te veya 5'te. CS6 ile birlikte pattern özellikleri çok daha gelişti ve bir de pattern options olarak bir panel geldi. Bu paneli de yeni çalışmalarımda kullanıyorum. Bunu da Aprons'ın hemen altında beraber grup olacaklar şekilde kullanıyorum. Bunun için pattern options ismi üzerinden tutarak Aprinsen içine doğru hemen altına doğru sürükleyip bırakıyorum ve aynı grup içerisinde kalıyorlar. Ve son olarak bunlar bende ikonların neler olduğunu, hangi panellere ait olduklarını bildiğim için sadece ikon halindeler. Ama şimdilik bunları şöyle isimleri görünecek şekilde de ayarlayabilirim. Bu şekilde kullanırsanız siz de panellerin ikonlarını zaman içerisinde öğrenebilirsiniz. Bu şekilde çalışma alanımı yaptıktan sonra çalışma alanı ismi bölümüne baktığımda hala Essentials yazıyor. Yani temeller. Şu anda bu çalışma alanları listesinin en altında bulunan Reset Essentials seçeneğini seçersem temeller çalışma alanı tamamen sıfırlayacak. Bu da benim istemediğim bir şey. Çünkü sol alt tarafta açmış olduğum panellerim, bazı panelleri kapattım. Yeni paneller ekledim buraya. Bunları tamamen sıfırlayacak. O yüzden new workspace komutunu kullanarak yeni bir çalışma alanı oluşturacağım. Kendime ait bir çalışma alanı. New workspace butonuna tıklıyorum. Açılan new workspace penceresinde ismimi yazıyorum. OK butonuna basıyorum ve artık az önce ismini vermiş olduğum çalışma alanım şu anda görünüyor. Bu çalışma alanının üzerinde de tabii çalışırken bazen bir nokta yoğunlaştığınız zamanlar olacaktır. Pathfinder panelini çok kullanacaksınızdır. Bir alana doğru çekip orada işlemlerinizi yaptıktan sonra belki de işiniz bitmeye yakın kapatacaksınız da paneli. Veya farklı paneller farklı durumlarda veya konumlarda olacak. Buna benzer şeylerle karşılaşacaksınız illaki. Bunları ilk haline dönüştürebilmek için Hemen çalışma alanı bölümünden reset çalışma alanı ismim Kadir Bayar'dır. Reset Kadir Bayar çalışma alanını hemen çalışma alanı sıfırladı. Evet harika. Birden fazla çalışma alanı oluşturduğunuz ve bu çalışma alanlarını bazılarını silmek ve yenilerini eklemek istiyorsunuz. Bunun için workspace butonuna tıklayıp manage workspace komutunu seçerek açılan manage workspace penceresinde sizin oluşturmuş olduğunuz çalışma alanları burada listelenecektir. Bu çalışma alanlarından dilediğinizi tıklayarak silebilirsiniz veya yeni bir isim vererek burada yeni bir çalışma alanında oluşmanız mümkün. Cancel deyip çıkıyorum. Buradaki çalışma alanı seçeneklerinin aynısı Windows üst menüsü Workspace Komut yolunda da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Yine bizim oluşturmuş olduğumuz çalışma alanları, Adobe tarafından hazır gelen çalışma alanları, çalışma alanını sıfırlama, şu an düzenlemiş olduğunuz çalışma alanını kaydetme veya çalışma alanlarını yönetme butonları da yine burada bulunuyor. Kendinize ait bir çalışma alanının olması her zaman en iyisidir. Alıştığınız bir şekilde devam etmeniz zaman içerisinde iş sürecinize de hız katacaktır.